Alanya'da lider geri döndü. Tam 4 gol ikinci yarıda sarı kırmızılı takımdan. İlk yarı 0-0 bittikten sonra 2 değişiklikle ikinci yarıya başladı sarı kırmızılı ekip. Sağ bekten Orie çıktı, Kaan girdi ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ziyech oyuna dahil oldu. Barış'ın da yıldızlaştığı, çok klas 2 gol attığı ikinci yarıda Galatasaray farka gitti. Alanya Spor özellikle 10 kişi kaldıktan sonra direncini tamamen kaybetti. Belki daha da farklı bir skorla Galatasaray İstanbul'a dönüyor olabilirdi. Maçın ardından bakalım hocamız neler söyleyecek. Bambaşka iki yarı izledik hocam. Tabii ki ilk 49 dakikada Abdülkerim'in kafa iptal olan golü dışında işte Icardi'nin yarım yamalak bir pozisyonu var, hani koşamadığı. Ama ikinci yarı 10 tane pozisyonu var galiba. Bir de Mertens'in direkten dönen evet, sağ dışı. Doğru. Ama ikinci yarıda bambaşka bir oyun seyrettik. Sadece 11-10'ken değil. Ben 11-10 biraz altını çizerek devam edeceğim müsaadenle. Şimdi ağır siklet boksörü, orta siklet vardır. Bir de hafif siklet vardır. Şimdi orta sikletle ağır siklet oynadığı zaman yine hani birkaç round falan idare eder. Ama hafif siklet olduğu zaman, ama ağır siklet boksör, hafif siklet boksörü hiçbir şey yapmazsa maç ortada gider 3-4 round. Maalesef ligimiz bu durumda. Maalesef diyorum. Galatasaray Antep maçını hatırlıyorum. Son bölümü 1-0 geri girdi. Hadi ya biraz dedi. Hop maçı 2-1 yaptılar. Kasımpaşa maçı 82. dakika 3-2 maç. Penaltı kaçırdılar. Ya girin başları yeneriz dedi. 4-3 oldu. Bütün antrenörlerin söyledikleri şu var. Sezon başından beri. Ne güzel iş valla. Valla bunlar fazla takımlar. Zaten normal. Öyle demiyor mu? Evet. Daha 7-8. haftada. Bunu... Ama şimdi diyorum ya. Eğer ağır siklet boksörü hafif siklete karşı ağır sikletle oynar gibi oynarsa nakavt eder. Bugünkü gibi. Nakavt etti. Sadece mesela ilk yarıda zor zahmet bir korner. İkinci yarı ilk 10 dakikada 4 tane korner kazandı. Sağdan soldan. 2 tane tercihi vardı Okan Burun. 1. İlk 33 dakika oyun olarak. 2. Sonra ilk yarının sonu 12+4'ü. Bir de oyuncu değişti. Hani futbol matematik değil diyoruz, doğru. Şimdi izleyiciler de seyrederken diyoruz ki ya bu Kerem'in hali ne? Aktürkoğlu. Ya bu da yani bizim sağ bek hiç hazır değil diyorlar. Evet. Biz de büyük iş yapmadık bu iki oyuncuyu konuşurken. Çok net gözüküyor. Nelson'u ayırdık. Nelson tuttu. Barış'la. Hakim Ziyech'le Barış vurdu. Burada da Okan Burun hamleleri önemli. Dün İsmail Hoca da yaptı. Şimdi Okan Hoca yaptı da İsmail Hoca yapmadı. Bu ayrı konu. Ama Okan Hoca din gibi. Bu ligi acayip biliyor. Neden söyleyeyim biliyor musun? Şimdi bir Galatasaray en son 17 Mart'ta oynadıktan sonra tabii ritmi, kulüp olarak da ritmi, bu oyuncudan da ritmi, çarşamba pazar ritmi olduğu için, çoğu da milli takım oyuncusu olmadığı için bu milli aralar onların biraz da antrenman temposunu düşürdüğü aşikar. Ve geçen haftaki Süper Kupa'da ertelenince bir maç eksikliği de oldu. Bir ayda oynadıkları tek maç Hatay maçı. Bu da tabii oyuncuların maç ritmini etkiler. Fakat mesela maç öncesi muhtemelen çok kişi bugün çıkan 11'i yazmıştır. Yanılmamalı. Ben de muhtemelen böyle çıkar diye düşündüm. Şimdi bu maçlarda işte 13-17 Mart'ta oynamışlar. 15 Nisan'a kadar oynadığı maç sayısı 1. Yani aşağı yukarı 28-29 günde bu büyük bir eziyettir. Bu sadece Galatasaray için değil. Fenerbahçe, Trabzon, Konya, Antalya hepsi için. Alanya'nın en son oynadığı maça bakın Allah aşkına. Nisan'ın ilk haftası oynamıştı. Bir daha da o Mart'ta da zaten 16 Mart'ta falan oynadı. Onların da bu ikinci maçı. Oyuncuların Alanya kaldığı yerden devam edemiyor işte. 30 dakika. 30 dakika sonra dama dediler. Çünkü rakibi vitesi arttırdı. Ya birisinin 3 vitesi var. Manuel. Birinde 5 vites var. Galatasaray 1-2 gidiyordu. Alanya tavan 3 ile gidiyordu. Biraz arttırdı vitesi 30'dan sonra. Yani 3'e geldi. Dengeli. Devrede değişti oyuncuları. Bir anda. Ve işin tuhaf tarafı. Şimdi birkaç görüntü istedim. Resim çekerek. Görüntü veremediğiniz için. Galatasaray ilk yarıda, şimdi şunu görelim dünya futbolunda ve özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray koptuğu için. Öyle bir lig yaşıyoruz ki
ligin bitimine 6-7 hafta hatta 8-9 hafta kadar üçüncünün matematik olarak şansı yok. Dördüncü devre arasından beri şansı yok matematik olarak. Böyle bir komiklik yaşıyoruz. Dördüncüyle kaç puan var liderin arasında? 48'e 87. 39 puan fark var. Neredeyse 40. Öyle bir şey olur mu yani? O yüzden de bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunu alalım arkadaşlar. Şimdi Okan Buruk Kerem'i çıkarıp Barış'ı sola koydu. Evet. Kaan'ı da baktı ki benim oraya hazır değil. Kaan'ı tekrar oraya koydu. Bir takım zaten toparlamıştı. Biraz daha kendine geldi. Top daha fazla kalmaya başladı. Fenerbahçe'nin en fit olduğu ve uzağa gitmeyelim. Olympiakos ve dün oynanan Karagümrük başı. Yine çok uzağa gitmeyelim. Adana Demirspor. Hatta ondan önce uzağa gitmeyelim. Rize. Biraz daha geri bu tarafa gelelim. Pendik. Top ne kadar çabuk kazanırlarsa sonucu Galatasaray örneği gibi. İlk 30 dakikanın istatistiğine bakalım. Bir de son 60 dakikanın bakacak olursak özellikle ikinci yarı uçurum kadar fark vardır. Kesin. Topa sahip nasıl olunur? Topu rakipten alırsan. Bir de şöyle bir cümle kullanırlar biliyor musun? Topu rakibe bıraktı. Böyle bir şey futbolda yok. Kimseye topu rakibe bırakmak şirkedir biliyor musun? Bu şöyledir. Kendi alanında beklenir. Cümlemiz bu olmalı. Kendi alanında beklediler. Değil mi? Evet. Yani topu rakibe al sen oyna denmez yani. Bu cümle yanlış cümle. Farka futbolda kadar hemen hemen sıfır tek. Şimdi gelelim ilk yarıda hiç PS yapmayan Galatasaray'a. Çabuk doğru bir eşlikle ikinci yarı müthiş bir ön alan baskısıyla tekrar söylüyorum. Ön alan baskısıyla yine tekrar söylüyorum. Top rakipte daha az kalarak tıpkı 24 saat önce veya 26 saat önce Olimpiyat Atatürk'te oynanan maçta Karagümrük'ün ilk yarıdaki pas yüzdesine bakalım. Bir de ikinci yarı Fenerbahçe'nin oynatmadığı dakikalara bakalım. Aynı. Çok benzer. O zaman ne çıkıyor? Kalite ortaya çıkıyor. Şimdi iki tane kare istedim Mehdi'de. Çektim. Birincisi nereye bugün bence Okan Hoca yardımcı böyle yaptık yani. Ya hocam dedi Allah aşkına niye 3 dakika uzattın dedi. Bak göreceksin kesin belki maçtan sonra böyle bir hafiften bir laf sokup. Niye biliyor musun? 10 kişi kaldı. 2-0 ama ben avaraj bakma yani dedi. Benim yani 2 skor yarıyor da belli mi olur puan kaybederim. Emin ol bugün aklına şey geldi. Ben dedi bugün 7 atayım dedi. Bak buna kesin eminim. Birdenbire orta savunucuları falan da çıkardı. Kimler var son dakikalarda? Zaha var. Barış Santrafor. Icardi var. Ziyech var, Mertens var. Doğru. Hatta Alanya'da ikinci bölgeye çıkmaya çalıştı, boş kaldı. Burada tamamen kafasını yediydi artık. Dedi ki avarajı ben bire indireyim. Ben haftaya Pendik'le oynuyorum. O zorlu Sivas maçına gidiyor. Öyle ya, ben niye belki şimdi... Belki avarajı da ele geçti. Kaça indirdi avarajını? Dörde. İsmail Kartal da Samandıra'da veya evinde... Ulan bunlar 6'yı atmasın demiyorsa hiç iş bilmiyorum. Belki de izleyicinde bak, oyuncuların belki kafasını olmayabilir. Bu kaç maç biliyor musun? 4-0. Devam edelim yine 4-0'ken. Bir daha alalım. Bir tane daha kare istedim. Bu Santra'da. Bak 4. gol yediler. Santra yaptılar. Geri oynadılar. 6 kişi rakip bak, alanda giydi. Beyazlar Santra yaptı. 4. golün Santra'sı. Geri oynadılar. Bakar mısın? 2-4-6 kişi geldiler. Hoca diyor ki İrfan Hoca bak bugün diyor 6-7 yaptık mı diyor. Bırak onlar paniğe girsin diyor. Çünkü futbol bu diyor. Yarın bugün puan kaybedersem avarajda onlar şampiyon olur diyor. Benim son haftam Konya'da onlar İstanbulspor'la oynayacaktı diyor. Bu değişikliklerin tek şeyi sadece Nelson'u dinlendirmek, iyi oynadığını tebrik etmek değil. Artık iyice açık oynayacağım. Daha diri Sanchez sen de maç ritmini düzelt. Zaha sen de gir. Bak Barış çıkarmam diyor. Sen atmaya devam et diyor. Şu pozisyon ilk yarıda 49 dakika boyunca 1-0'a razı olan Galatasaray tribünleri ve Galatasaray taraftarları 4-0'a razı değil. Razı değil bak oyuncular. Doğru. Çünkü değişiklik ne diyor biliyor musun değişiklik? Oyuncular diyor bak biz fark atmamız lazım ha diyor. Bu değişiklikler bu değişiklikler. Oyunu tutma falan değil. Hiç geriye falan oynamak yok. Risk aldım. İki tane de karşı karşıya verdim. Önemli değil. Ben 7-8 yapayım. Bunu net böyle görüyorum. Galatasaray maçtan önce tahmin edildiği gibi çıktı. Daha sonra da devrede çok doğru bir değişiklik yaparak Kaan Ayhan'ı bir kere burada hata yaptığını o konuca biliyor. Oley'nin hazır olmadığını ve bence Alanya maçının doğru bir tercih olmadığını anlamıştır. Bence büyük bir risk aldı. Rakibi kazanmış, hazır Kaan Ayhan'la başlamak yerine soru işaretli bir oyuncuyla başlamak tabii ki problem oldu. Sonra da Ziyech'i aldı.
Şimdi şu arkadaşla ilgili kalayım ben. Ziyech'le ilgili. Yuvarlığa al onu. Bir önceki kariyer. Ben geçirdim. Tabii Chelsea'de 4 yıl biz oynadı. Ajax Twente'nin dışında. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamasa da yer alan kadroda 101 tane Premier Lig'de Chelsea gibi o zamanlar daha iyi dönemde olan ya vallahi yine de kendine yazık etmiş bu ya. Bu dünyadaki 3-4 kulüpten Galatasaray geldiği için söylemiyorum. Galatasaray onun için şans düşüşteydi ya. Bu büyük yetenek değil mi? Hani içeriye girip şut atan oyuncular vardır. Kim bizim İrfan Can, kim Cengiz, kim Emre Mor, her takımın kim Gezal gibi gibi bir sürü oyun sayabiliriz. Bu değişik bir oyuncu. Bu hakikaten çok farklı bir oyuncu. Maalesef çok vurdum. Yani biraz mental problemleri var. Yaşıyor. Kariyeri boyunca yaşadı o. Galatasaray sadece %30'dan %20'sinden faydalanıyor. Ziyech eğer profesyonellik anlayışı şu arkadaş gibi olsa, bak bu arkadaşın yarısı olsun, bundaki profesyonel anlayışı, tek başına şampiyon yapar bak. Hani neden tek başına şampiyon yaptı? Yoktur ya öyle futbol yapar. Bu değişik bir futbol. Anahtar, 10 tane anahtar var bunda. Çalımla girer, sıfıra vuruyormuş gibi çıkarır. Hocam onu... Çatala vurur, eliyle atar gibi. Çok özür dilerim. Onun yarısı gibi profesyonel olsa Hacı bir daha gelmiş olurdu Galatasaray. Aynen. Değil mi? Hacı'da o da vardı işte. Hacı'nın profesyonelliği olsa tabii. Yani şu arkadaşların Nelson arkadaşının, Sarıç'ın arkadaşının %30'u olsa bunda bu çok başka ki, bir olur. Ki nasıl bak, problemlerle... Ne Kerem Forma görür, ne Tete görür, tabii. Ne Zaha görür. Kimi getirirsen gör, olmaz. Formayı alan kimdir? Barış. Mesela. Barış. Çok değerli goller atmasının dışında sürekli deniyor. Evet. Sağdan yıpratıyor değil mi hocam? İtiyor tabii. Yıpratıcı forvet kelimesini sevmem. Ama hem yıpratıcıydı. Bir tane atmış bütün sene boyunca. Yok ama bu işte yapıyor. Gol atıyor işte maçı çevirdi. Hatta ikinciyi de boş kaleye vurduğumda gol attım diye sevindi o. Kalecinin üzerine vurduğu pozisyon. Şu anda bir şeyi konuşuyorduk belki de. Averajlar aynı. Aynen. İşte yani, evet. Kaldı mı 4 şimdi? Evet. Oldu Fenerbahçe 2-0 kazandı. Galatasaray 6-0 kazandı, 5-0. Futbolu değil mi abi? Evet. Bunu düşündü. Bu fırsatı aslında yanlış zamanda düşündü. Aslında eline çok böyle fırsatlar geldi. Sadece skor odaklı oynadı Galatasaray bugüne kadar. 2-1 Antalya maçı, 1-0 Hatay maçı, 4-3 Kasımpaşa maçı. Pek haneli kazandığı çok maç. Antep maçı. Acaba bir de 10 kişi kaldı ya bugün dedi ki oh yakalamışım. Şimdi iki tane ayrı Galatasaray izledik. Ama iki tane ayrı Fenerbahçe izlediğimiz gibi. O zaman ikiye ayrılmış, üçe ayrılmış bir ligimiz var. İki tane takım var. Sonra üçle yedi arasında sıkışmış takımlar var. Gerisi Allah selamet versin. Hocam dedin ya dördüncüyle aradaki 40 puan, 39 puan falan. Ligin iyi, 50-100'ü düzgün, hani son haftalarda formda dediğimiz Alanya maça çıkarken Galatasaray'ın topladığı puanın yarısını topladı. Evet. 84'e son 5'i de son 4 veya 5 maç üstte kazandı bir de bunlar. Yani düşünebiliyor musun? 2'ye katlamış. Evet. Ama bir de hakikaten de bu ligimizin, şunu söyleyeyim değerli izleyicilerin notlarını alsınlar. Çocukları, çocukları benim torunumda dahil bir daha böyle lig gelmeyecek. Rekorların kırıldığı, puanların olduğu bir daha olmayacak. Bu kadar lig farkı olması mümkün değil. Zaten herhalde seneye bir takım eksik olacak değil mi? Evet. Olması mümkün değil. Bu arada Fenerbahçe 90 dakika boyunca en azından iyi de oynamasa tutmaya çalışıyor. Fakat vazgeçmeden oynuyor. Galatasaray da tamamen inisiyatif kendinde oyunu vites arttırıp indiriyor. Konta açıp kapıyor değil mi? Evet. İstediği zaman. Ne zaman gerekiyor? Şimdi Emre Belezoğlu'nun bir demeci geliyor. Ben katılmıyorum. En güçlü kadro Galatasaray'da diyor. Ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray kadar iyi kadro olduğunu düşünüyorum. Çünkü geri dönüşlerine baktığım zaman 18 kişilik kadroyu. Şimdi Galatasaray'ın son bir bölümüne bakalım. Şimdi Kerem yetenekli bir oyuncu, aktif kollu. Papatya falı gibi. Ziyech'ten %100 verim alamıyorsunuz. Bakın nasıl oyuncu olduğunu görüyoruz bugün. Tete verim alamıyorsun. Zaha. Icardi. Evet, onu soracağım hocam size. Bugünkü performans. Ya 15 dakika oldu biz Icardi'den bahsetmedik. Evet. Bu ne kadar? Bunlara rağmen Galatasaray'ın bu tür puan alması zaman zaman o bölümlerde, hani beğenmediğim bölümleri var ya, o bölümlerde doymuşluk olur ya, onu hissediyorsunuz izlerken. Öyle değil evet, mi? Evet.
Gerektiği yani zaman yani. Evet. Oynarım şeyi. Fenerbahçe ile ilgili Mertens'in çok önemli bir demeci var. Arkadaşlar bulabilse asla maç bırakmıyorlar. Güçlü bir takımlar. Fenerbahçe canını veriyor Galatasaray önde. Galatasaray'da maçları dakikalara bölüyor. Yine önde. Burada da Okan Buruk'un şu 11'e baktığımız zaman özellikle maçın başındaki açıkçası formda oyunculara bir bakalım. İlk 11. Evet. Icardi formsuz. Kerem formsuz. Mertens parça parça formsuz. Parça parça ki bakın onu bile oyunda tutuyor ki en azından ayak dışı çeker bir tane. Çünkü Kerem falan. Kerem Demirbay birkaç haftadır formsuz. Torreira'ya çok fazla yüklendi. Nelson en formda oyuncu. Sağ bekte henüz daha yine oynamaya başladı. Bence hata yaptı Okan Hoca başlayarak. Hata yaptığında bence düşünüyorum. Ha haftaya başlar mı? Başlayabilir bilmiyorum onu. Belki seçeceği maç o olmalıydı değil mi hocam? Şimdi yani. Diyorum ya kupada olmaması Galatasaray'ın en büyük problemlerinden bir tanesi Karagümrük'e elenmesi oldu. Karagümrük'e elenmemiş olsalardı yine bak 23'ünde maçlar devam edeceklerdi oynamaya o takım. Oynamayan oyuncular da fizik gücünü arttıracaktı. Mesafe kalmayacaktı. Maç doğru. Eksiğini, tamam. Barış da bir dinlendirecekti bazen. Sizi desteklemek için araya şunu söyleyeyim. Maç öncesi bir demecinin bir bölümünde şunu söyledi. İlk 11'i yazmakta çok zorlandım bugün dedi. Evet. Söylediğiniz sebebi hem dedi 8+3 ama dedi ondan daha öncesi dedi form şeyleri evet. Dengesini sağlamaktan zaten Mertens'le devre arası kulübede konuşurken ki aynı dili konuştuklarını güzel bir şey bir teknik direktörün yabancı dil olması. Bunu zaten maçtan önce konuştuğunu hissettim ben. Okan Hoca demiş ya. Evet zorlandım. Çok zorlandım 11'i. Yani. Hakim Ziyech'i bekletmek de kolay değil. Oynatmak da kolay değil. Çünkü öyle bir durumda ki dengeler. Bunu yönetmek de kolay olmuyor. O yüzden mesela şimdi. Hocam Demirbay'ı bir kenara bakın, koy. Kaç hafta kaldı? 6 maç. 6 maç. Unutma bir sözümü. 6'da 6 ilk 11 başlayacak. Sakatlanmaz Hakim Ziyech. Buraya yazalım. 6 maç üst üste oynatacak onu ilk 11'de. Oynatmak zorunda. Kilitleri açmak için. Hayır kilitlerin ötesinde. Bu tabii. Evet. Hayır şunu söyleyeceğim hocam. İlk 11 bir bakıyorum Demirbay'ı bir kenara koyalım. Orye Kön ama 4 tane süper transfer. Davinson, Tete, Zaha, Ziyech. Evet. Dördü de yedek. Evet şimdi futbol. 4. Doğru. Ses getiren transfer. Evet ve oynamıyorlar. Kariyerli oyuncular hepsi. Orada 60 milyon yatıyor. Kenar böyle şöyle soluna bir bakıyor 60 milyon duruyor orada. Evet. Euro. Evet. Yani Tete'yi bir kenara koy. Üçü Premier Lig gördü o tabii. Saydıklarımız. Aynen. Şimdi mesela Fenerbahçe Olympiakos'ta oynuyor. Bak onunla, Fenerbahçe durum daha farklı. Kupadan elenmesi Fenerbahçe için kötü olmadı. Çünkü Galatasaray'ın elinde 2 tane kupa vardı. 3 tane vardı. Birinden elendi Avrupa'da. Türkiye Kupası'ndan da elenince tek odak tek kaldı. Noktası şey. Şimdi bu oyuncuları ayda bir ikiyle idare edemezsiniz. Fizik olarak da zorlanırsınız. O zaman sıkmak zorunda kalıyorlar oyunun belli. Ligdeki güç farkından dolayı. Örneğin Leverkusen yıllar sonra şampiyon oldu. Evet 5 hafta. Alonso'yla. Avrupa kupalarında da yarı finale kalmak üzere. Evet. Perşembe gecesi maç oynadı bunlar. Lider Almanya'da şampiyon oldu. Fransa'da Paris Saint Germain lider. Açık ara gidiyor. Ama Avrupa kupasına devam ediyor. Evet. Manchester City lider. Aynı şekilde. Real Madrid lider devam ediyor. Şimdi Türkiye'de lider bir takımın hafta içi oynamamasının problemini maçlarda yaşıyor. Kolay da değildir onu da söyleyeyim sana. Bugün Okan Hoca'nın da kazanırken cebine koydukları kadar kaybederken de koyması gerekiyor diye düşünüyorum. İlk yarı kayıp olarak görüyoruz. Bir, tabii. Müsabık hazır değil. Yeri değil şu anda. Evet. Risk. İki, evet Hakim Ziyech en kötü bir 60 dakika maçı çözer. Çünkü onun yerine Kerem oynuyor solda. Ah Barış tamam Barış solda devam. Sen Kerem bekleyeceksin kusura bakma. Sen Mertens'e değişeceksin ara sıra. Çünkü bunlar da bir test. Şimdi kazanırdı 4-3 maçını. Kasımpaşa kendini kandırdı. 2-0 mağlup oldu kendisi aslında. Volkan Demirel maçtan sonra ne dedi 15 gün önce, 20 gün önce? Hiç, dedi ki hiçbir takım, hiçbir takım bunları böyle yapamadı. Ne oldu? 3 tane edindi İstanbulspor'dan. Dağıldılar. Antalya'da. Antalya aynı şekilde hala kendine gelemedi. Ne o top oynadı Antalya. O gün Galatasaray'da cebine koymadı. Rakipleri hiç koymadı. Alanya
bu ilk 30 dakikadaki Galatasaray'ı iyi oynadığı için mi üstün gözüktü? Hayır. Galatasaray müsaade ettiği kadar. Hayır, Fenerbahçe müsaade ettiği kadar Karagümrük oynuyor. Fenerbahçe müsaade ettiği zaman ettiği kadar Adana Demirspor oynuyor maalesef. Güçlü takımla ele erdiğin oyunculardan bahsediyorum. Onun için de tabelaya baktığımız zaman çok farklı bir görüntünün olması uçurum ya. Böyle 40 puan fark mı? Kaç? 40 mı? 50 mi? 40 puan fark olur mu ya? 39 puan. Dördüncüyle. Üçüncüyle 35 puan fark. Bu arada üçüncü ve dördüncü son 4 yılda birer şampiyonlukları var. 35 puan Trabzon'da. Trabzon takımı 2 yıl öncenin şampiyonu. İki takım birden bu kadar fark attı bu arada. Yanlış anlama. Evet. Bir diğeri de 100 küsur yıllık Beşiktaş'a kadar fark attılar. Tarihlerinde olmadığı bir fark yediler. Ligleri kaç hafta kala. Şimdi tabii orada demoralize olmuş oyuncular var. Ama alta geldiğimiz zaman alttaki son 4 takıma bakalım. İstanbulspor'un üstündeki 4 takıma bakalım. Hatay'a kadar. Hatay 16. içeride 3-7. Kimden yedi? Sonucudan yedi. Fatih Karagümrük hadi Fenerbahçe'ye yenildi. Fendi kendi evinde 5.lik 6. mücadelesinde Başakşehir'e 3 kere geriye düştü, yenildi yakalamasına rağmen. Böyle bir tuhaf bir ligde oynuyoruz. Rize Spor Avrupa Kupası hesabı yapıyor. Üste gelelim lütfen, rica edeceğim. Bak mesela gelelim Samsun antrenörünü yere göre sığdırmıyor. Ne yapmış ya Samsun antrenörü? Bana birisi anlasın. Ne yapmış ya Samsun Spor antrenörü? Kaç puanı var Samsun'un? Ne antrenör buldular? Geldiği yani. Noktadan... Geldiği noktadan aslında puan ortalamasını. Öyle. Evet. Şimdi ligin üstüne gelelim arkadaşlar. Bir üste gelelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın. -2 ile Avrupa Kupası koyan Kasımpaşa var. Başakşehir acaba düşer mi diye antrenör değiştirdi. Kaçıncı? Rize 5. Rize 4. Avrupa Kupası'na gitmek istiyor. Beşiktaş'ta kafa kafaya gidiyor. Beşiktaş'tan 4 yedi kendisi sahasında. 48-48. Nasıl lig abi bu, anlamadım ki. Sonra antrenörlük ne güzel değil mi Türkiye'de? Şu arkadaşlar diyorlar ki size. Yani abi Fenerbahçe. Onlar uzay takımı. Onlar zaten yenildi. Oynamayın kardeşim o zaman. Oynamayın, ona göre bir şey yapın. Doğru mu? Çok kolay abi. Onun zaten siz daha... Daha da çocuğa da duyuyor. Söylemeyen olacak. Bunlar çok farklılar. Biz de biliyoruz farklılar. İlk ayında söylemiştiniz ya. 7-8. Haftada bu çok tehlikeli demiştiniz. Çok. Aslında kesimden ben 5. hafta, 4. hafta söylediğim üzere bu hakikaten alt ligi farklı. Rams Park'a oynatın maçı. Orada belli olsun ya. Öyle oraya gidiyoruz. Abi. Zaten sezon başı o kadar belli olur mu ya bir maçın sonundan 2. haftaya kalacağı. Belki de son haftaya kalacağı. Ve Ali Bey'in de 6. yılında bir 3 sene önce şampiyonluk fırsatı geldi. Şimdi yine 7 maç kazanırsam diyor Ali Bey, 6 maç kazanırsam şampiyonum. Aynı şeyi kim diyor? Galatasaray'da diyor tabii. Bu fırsatı Fenerbahçe'ye bir kez yakaladı. Sivas'a kaybetti içeride bir hafta kala. Üçlü zirvede değil mi? Beşiktaş, Galatasaray. Evet, orada avantajlı duruma geçecekti. Avantajını bir de şimdi mı? Fakat bu sefer de şanssızdı. Lig geçen yıla göre biraz seviye düştü. Galatasaray'da daha da pozitif oynamaya başladı. Fenerbahçe teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin yapacağı bundan fazla yok. Hani eleştirebiliyoruz eyvallah. Hani ama gerçekten İsmail Kartal'ı nasıl başarırız diyebilirim ki ben? Yani lig böyle bir lig mi yani? Birisi 11 puan. Şuna da katılmıyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim. İki kulüp yöneticileri ve taraftarları şunu söylüyorlar. Hakemler olmasaydı 10 puan önündeydik. Bir kere şöyle aşmaları lazım. Çünkü Galatasaray'ın toplam kaybettiği puan 9. 10 değil. Evet, Fenerbahçe'nin kaybettiği 11. Yani 10 üstü. Şunu demek istiyorlar tabii ki. Rakip. Rakibin hakemler olmasaydı 10 puan geride olması lazımdı. Dursun Bey öyle diyor. Ali Bey ne diyor? Galatasaray. Ayrıca da yanlış değil ha. Ben 8'den 10 puan düşebilirim. Onun için her iki taraf da haklı. Federasyon da haklı. Diyor oh diyor ben şimdi bıraktım sizi kendi halinize diyor. Hiçbir şeye karışmam diyor. Bu arada hayranlıkla izliyorum bu çocuğu. Cihan Aydın'ı. Galatasaray standında seyrettim iki maçını. Kadıköy'de VAR hakemi Erkan Engin'in ciddi hatasıyla keşke uymasaydı yönlendirmesiyle Kasımpaşa maçında bir penaltı verdi ya. O deplasmandaydı. Burada Kadıköy'de 1-0 son 93 dakikada. Okay, tamam. Onun önce doğru. Tete'nin pozisyonundaki Özgür Yankaya'nın hani tamam, hatırladım. Kendi hatırlamıyorum falan dedi. Saçma sapan şeyden sonra federasyon bir gün sonra yayınladı ya. Hı hı. Buydu hakem. O yüzden o maça takılıp kalmayalım. Ya bugün
Bir şey söyleyeyim mi sana? Son dakika bir tane faul yaptı Kaan. Evet, Ziyech giderken. Evet, görmedik biz. Evet. Abdülkerim hakikaten de penaltıya şöyle yaptı çalım yerken. Ve oyuncular Oğuz'du galiba veya herhangi bir oyuncu düştü biliyor musun? Efecan galiba. Şimdi bunu akan oyunda hakem şu Efecan olabilir. Evet. Şunu penaltı veremiyor. Yok öyle dedi. Tek eksiği orada sarı kart verebilirdi diye düşünüyorum. Evet. Ama onun dışında ilk yarıda faulü tespit etmesi. Evet, daha gol olmuş. Ağlara gitmeden evet. Çalmış hocam. Yine böylesine bir pozisyonda bir penaltı gibi pozisyon vardı. Devam ettiniz. Oyunculara yakınlığı. Mesela Barış'ın pozisyonu acaba faul değil mi dedim ben ilk pozisyonda. Sarı kart değil mi diye baktım. Kırmızı kartlı oyuncu var ya. Fer Lig'i. Gerçekten doğru sarı kart. İkinci de doğru sarı kart. Basmış. Şey. Bugün de hakikaten hayranlık. Aferin bu çocuğa. Yani federasyonun elinde böyle bir hakem var. İnşallah yabancı falan da vardır bu kardeşimiz. Çünkü şunu görebiliyorum. Bizim hakemlerimizde Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluğu oynarsa Beşiktaş, Trabzon baskısı var. Evet. Bu çocukta minimum var bu. Ben hakemden şimdi hoca Fırat Hoca var. Bir sürü hakem hocaları değerlendirecek ama bu gördüğüm çalıyor abi. Maç 0-0'mış, 1-0'mış falan değil. İnşallah sallanmaz. Gördüğünü çalmaya devam eder. Zaten finallere gider. Bir de Kaan Numan oldu. Yani gördüğünü çalan bir hakem. Yapay zeka yaptıysa bu ikiyi vallahi aferin o yapay zekaya. Peki hocam Icardi'ye parantez açacaktınız. O yarım kaldı. Vallahi bugün biz Icardi'ye biz bir senedir parantez açıyoruz. Hatta kaç tane attı bakar mısın? Yok ben bugünkü performansını söyleyeyim. Yok bugünkünden de bahsetmeyeceğim. Uzun peki. Süredir Icardi hep söylüyorum. Cevher o. İnanılmaz bir oyuncu. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyor. Çok kez oynadı Şampiyonlar Ligi. 19 lig. Evet. Şimdi Real Madrid'de santrafor Mario Icardi dese İspanya'da anonsa kime sürpriz olur? Olmaz. Ama bu formuyla... Hayır bu formuyla demiyorum ben oyuncu olarak. Tabii. Aynı şeyler hakim geçişinde yani. Geçerli. Yani Icardi fizik olarak emin ol yani onun 5 vitesi var ya araba. Yüzde kaçta mesela? Bu 2.5'la falan gidiyor ya. 2 ile 2.5'la gidiyor. Yani 3'e bile pek takmıyor yani. Allah'ın vergisi özellikleri var. Gerçekten büyük bir yetenek. Yoksa yaşı da aman aman yok yani. 2 sene oldu. 30'u daha iyi. Gelirdi. Gerçekten büyük santrafor. Yerime baktığımız zaman aynı Hakim Ziyech'le ilgili sözlerim aynı. Şimdi Dzeko mu şey mi dediğiniz zaman aradan ciddi bir yaş farkı var ama özveriye baktığımız zaman Dzeko daha böyle oyun içerisinde kalmaya çalışan sürekli olan bir oyuncu. Icardi görünüşte öyle ama karakteri de iyi belli yani. Sakat da olsa oynuyor falan ama antrenman performansların iyi olmadığını düşünüyorum ben Icardi'nin. Belki de antrenörler için de kolay değil. Şimdi ben dışarıdan konuşmak kolay değil. Kolay. Biz şimdi antrenör olduğumuz zaman şimdi Fatih Terim Hacı ile Suat'a aynı muamele mi yapıyordu sizce? Atır mı diyordu Hacı'ya? Suat'a der. Ona Hacı bir otur der. Oyundan çıkarırken dahi hani durumun nedir der. Terim az antrenör, büyük antrenör. Büyük bir kariyer, büyük bir şey. Ama her karakteri farklı yönetebilirsiniz. Egoları yönetir. Messi'ye müsaade etmeden hayatta çıkaramazsın. Bir hikaye anlattım. Daha önceki yayınlarda interview'de anlatmıştım. Bizim kaleci Rüştü Barcelona'da oynadı ya. Hı hı. Döndüğünde Eurocup Final Four'a mı ne gelmişti Barcelona buraya? Başkanlar o dönem başkanları Rüştü'de oyuncuyken futbol şube sormuşmuş işte. Yemeğe çağırdı beni de aradı. Hocam dedi Barcelona başkanı geldi vardı. Yemeğe giden gittik sohbet ediyoruz. O yılda Guardiola ayrıldı. Hatta ayrıldığı maça da ben gitmiştim. Böyle atmışlardı falan evet. Guardiola'yı. Tabii dedi Guardiola efsane müthiş işler yaptı. Şampiyonlar Ligi, Force Ediyorlar Ligi falan. Bir ekol getirdi. Demiş ki Messi'ye sordum dedi. Ulan diyorum ki Türkiye'de olur bu. Hani başkanlar, yöneticiler Rıdvan'a sorar, işte Hacı'ya sorar falan. Messi'ye sordum dedi. Guardiola hani gitmek istiyor ne yapayım tutayım mı? Cevap fark etmez demiş. Onun için bazı oyuncular da antrenöre saygılılardır. Ama o antrenörler de oyuncuya karşı farklılardır. Şimdi Icardi'ye Kaan Ayhan muamelesi yapmaman lazım. Zaten öyle gidiyor.
Okan Buruk. Hı hı. Öyle görüyorum. Tabii. Bugün Icardi özeti bu. Ben evet, evet. Ama genel itibariyle... Fark etmez yani diyor arkadaş. Bu sene hakikaten Icardi olayını Okan Buruk'un çok iyi yönetti. Bu süreçte yönetmek kolaydı bakın. İsmail Hoca için de aynı şeyleri söylüyorum. Yani kolay bir şey değil. Bak şimdi, ben şimdi yetenekli bir antrenördüm hocam. Rahatsızlığından dolayı ayrıldım. Oyun görüşümde iyidir. Ben İsmail Kartal'la Okan Buruk'un başarısını oyun olarak söylemiyorum. Beceremeyebilirim. Yani çok farklı bir teknik direktörler bunun üstüne alamazlardı, emin ol. Demek ki artıları da var bu arkadaşlarımızın. İkisinin de. Evet. Biz İsmail Kartal'ı niye yanlış başladın? Niye? Ne yapacak çocuk ya? 85 tane puanı var. 85 daha ne yapacak abi? Geçen yıl Fener ligi kaç puanla şampiyon oldu Galatasaray'a bakar mısın? Bakayım. Çok ilginç bir şey söyleyeceğiz bakalım. Ligin bitimine 106 kere. 88. 88. Şu anda 87. 6 maç var. 18 puan var. Fenerbahçe 85 almış. Geçen sene 80. Kırıklığına bak Fener'in de. Bu sefer Galatasaray daha da üzerine koymuş. Evet. Ne yapsın İsmail Hoca? Aslında kim şampiyon olursa olsun bence iki takımın... Ama tabii bu sene iki maç... Fazla oynuyor. Şey, 4 maç fazla. Daha da önemlisi dakikalar da çok arttı. Tabii. 4 topun oyunda kaldı. 4 maç fazla oynuyorlar. Doğru. Bu önemli evet. Hakikaten. Yine de o ortalamanın üstüne çıkacaklardır ama. Lig bittiğinde Galatasaray'da Fenerbahçe'de geçen yılın ortalamasının çok üstünde puan alacak. Tabii tabii. Puan ortalamaları muazzam zaten hocam. Evet. Maç başına puan ortalaması. Peki bir ara verelim, son bölümde tekrar karşınızda olalım. Evet hocam, tabii her hafta giderek daha zorlaşan, daha kritik hale gelen bir finale adım adım yaklaşıyoruz. Şimdi önümüzde Perşembe akşamı 3-2'nin rövanşında Fenerbahçe Olympiakos'u ağırlayacak. Daha sonra pazar akşamı Galatasaray Pendik'le oynadıktan sonra Fenerbahçe, ki Sivas konusunu biraz önce açmıştınız. Sivas deplasmanı. Galatasaray'ın kolay deplasmanlarından biri Alanya olacağını düşünüyordum. Dost sohbetlerinde. Bizim bir İsmet abi var. İyi Galatasaraylı ruh hasta. Bugün de gördüm. Bana Allah razı olsun hep pekmez getirir böyle. Bana bugün getirmiş. Şimdi devre arası şaka yaptım ha. Gitti şampiyonluk dedim. Biz oluyoruz dedim ben ona. Pekmezler de bitti diye. Sonra bol atınca. Yine geldi mi pekmez? Tabii hemen fazlasıyla göndereceğim diyor. Ne diyorduk? Galatasaray Pendik. Evet. Sivas yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin de Sivas'ta rahat kazanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Adana Demirspor ve Karagümrük deplasmanları, son maç Karagümrük Konya'yı söylemiyorum. Daha problemli geçer diye görüyorum. Fenerbahçe'nin Konya deplasmanından başka zorlanacağı bir yer görmüyorum açıkçası Galatasaray maçına kadar. Ya Beşiktaş'la oynayacak öncesinde. Yine yani. De ben işte Beşiktaş'ın şu mevcut durumundan dolayı, Beşiktaş'ın bir prestij maçıdır. Ama her şeyden önce gördük, kupadan önce oynayacağı için maçı. Oralarda oynuyor değil mi? İki evet, evet. Falan oynuyor. Galatasaray'da Adana'ya gidecek o hafta. Evet. Yani o hafta da yani çok... Belli oldu yani. Benim dün söylediğim, yine söyleyeyim. Beraberliğin yettiği takım 166 şampiyon olacaktır. Şu andan itibariyle. Evet, evet. Şeyde, şimdi, o final maçına çıkar. 3 skorun ikisini yarayan takım 166 şampiyon olacaktır. Mehdi geldi mi Okan Buruk? Hemen Okan Buruk'la veda edelim hocam. Bakalım Sayın Buruk neler söylemiş bu 4-0'lık galibiyetin ardından. Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz. Icardi ile Barış Alper de varmış izninizle. Bu arada tabii Okan Buruk da yani net bir şekilde maç eksiğinin, oynamamanın sıkıntısından bahsediyor. İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk, farklı bir mentaliteyle çıktık, golleri atıp kazandık. En iyi sezonlarımdan bir tanesini yaşıyorum. Sezonun büyük kısmında %100 değildim. Ama takım için elimden geleni yaptım. Bir santrofor olarak gol krallığı önemli ama asıl hedefim şampiyonluk. Burada duralım. Duralım Barış Alper'den önce hocamızın. Şöyle şimdi diyor ki en iyi sezonların bir tanesini yaşıyorum. Bunu söylemesinin sebebi altında yatıyor aslında. Sezonun büyük kısmında %100 değildim. Yani biz de onun için kapasitesinin altında diyoruz. Bunun demek ki sebebi ne? Sakatlığı var demek ki ve kontrollü gidiyor yani. Antrenmanlara da fazla yüklenemiyorsunuz demek. Yani adam gezip de tozup da itman çıkmamazlık yapmıyorum diyor yani. Çoğu kez antrenman yapamadım. Şu andaki maçtan fizik oldu. Ve sakatlığıma rağmen ben... Bu kadar. İyi ama yani. Evet.
Şöyle düşünüyorum mesela, sakat sakat oynuyorum. Bu kadar yapabilirim diyor. Evet. Bakalım maçın yıldızı Barış Alper neler söylemiş. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı istediğimiz performansı veremedik. Sonra konuştuk ve kendimize geldik. Kazandığımız için mutluyuz. Tek hedefimiz şampiyon olabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun demiş. Gülce Kone dedi. Devre arasında konuştuk. Fırat'tan hemen hemen. Devre arasında konuşmayın. Maçtan önce konuşun. İki takımın da yalnız hakikaten arda arda iki maçı benzer hikayeler barındırdı. Bu haftalık bu kadar. Hafta arası Perşembe akşamı Fenerbahçe'nin tarihi sınavlarından birinde yine karşınızda olacağız. Maç önü, maç sonu, röportajlar, yorumlar ve tabii ki Olympiakos maçının heyecanını Eksen ve TV8.5'ta birlikte yaşayacağız. Gelecek hafta sonu %100 futbolda yine şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi odak noktasına alacağız ve hocamızın yorumlarına başvuracağız. İyi akşamlar, sırayı son karar alacak. Çok şıksın bu arada. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.